Valilik makamı çelengi. Arz ederim. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunum töreninde valilik, belediye, 2. Ordu ve Gaziler Derneği tarafından anıta çelenk sunuldu. Törene Vali Süleyman Kamçı, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile Battalgazi ve Yeşurt ilçe kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdülkadir Gündem, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cemil Çelik, Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler ve askeri erkan katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken yüksek noktalarda özel hareket polisleri konuşlanarak çevre güvenliği aldı. Anıt önündeki törenin ardından program şehir mezarlığında devam etti. Protokol ve gaziler, garnizon şehitliği, polis şehitliği ve gazi şehitliğini ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı. Şehit ailelerinin de katıldığı şehitlik ziyaretinde duygusal anlar da yaşandı. Şehitlik ziyaretinin ardından Kongre Kültür Merkezi'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıya geçildi. Gazi ve şehit ailelerinde katıldığı etkinlikte ilk olarak söz alan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Ziya Öztürk, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Gazi Savaşı'nın canlı adıyadır. Gazi bir kahramandır. Devleti için canını feda etmek üzere muharebe meydanına hiçbir karşılık beklemeden koşan Gazi daima devletinin yanında devletine şükran borçludur. Gazi daima devletini sever ve devlet düşmanlarıyla aynı safta olmaz. Gazinin gönlünde yatan ve aynı yıldız sevgisi her gazinin gönlünde yatan bir tutkudur. Garnizon komutanlığında görevli piyade albay Zafer Tatacak tarafından gazilik konulu yapılan konuşmanın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Türkçe öğretmeni Mahmut Karaaslan tarafından ise Milli ve Dini Hayatımızda Gazilik adlı konferans verildi. Büyük önder Atatürk atıyla cepheye giderken atından düşerek kabuklarla öldürülmüş ve yaralanmış. Yanında bunlar yakın silah arkadaşı İsmet İnönü, ısrarlarına rağmen tedavi görmek için Ankara'ya dönmesi konusunda ısrarlarına rağmen kendisi vatanın onur ve gurur kırılacağına varsın diye kaburgaların kırılsın diye atına tekrar binmiş ve cepheye giderek bizzat ordunun başında muharebeyi idare etmiş.